Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibatu lil muttakîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmain. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastaviyan. Bu ikisi beraber olur mu? Deb nomlanadigan dersimizin bugün 18-si. Bugünkü mavzuyumuz ifrat ve tafrit. İfrat, haddan aşırışlık. Tafrit, noqslik yol koyuşlik. Dinimiz, buradalar, vasatiyye dini. Orta yolda tutadigan din. Dinimizde ifrat ham yok, tafrit ham yok. Haddan aşırışan mümkünmez. Şeriat hükümleri amal kılıç dini. Ve onu noqs kılışıgan mümkünmez. Allah Teala siz bilen bizge en ulu nimetini verdi. İslam nimetini. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizlerge dininizini kamil kıldım. Dinimiz mükemmel buradalar. Onu koşu ben bu muydu, alı ben bu muydu? Kim kossa hata kıladı, kim ondan kıskatırsa hata kıladı. Biz as-sıratul mustaqim, Allah Teala'nın mustaqim yolu demiz. Dinimiz istikamet dini. Onda haddan aşı varışam yok, onu çürü varışlayam yok. Bana karayın, bana adamlar tarafından özgürtirilgen dinler, Yahudi ve Nasraniyelik, ikeles hem Allah tomonidan çürülgen kitap asasıda, samavi dinler, Yahudilik, Nasraniyelik. Lekin mana shu ikkala dinde hem ya ifrat var ya tafrit var. İslam ise bana şu ikkalasını ortasını tutgan. İslam'da ifratam yok, tafritam yok. Bana Yahudiler haddan aşıp İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişini, Meryem ananı zinada ebleşti. Bu ulu peygamberini zinada dünyaya geldi deyişti. Demek İsa Aleyhisselam hakkında Yahudilerin etken sözü haddan aşlayıp oldu. İfrat oldu. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ını ve anasını pak ekenliğini siz bilen bizi Kur'an'da ayetlerini nazil kıldı. Yani nasıl anlayılar? Onlar guluge geçişti. Onlar İsa Aleyhisselam'ını Huda'nın oğlu deyişti. İlahlaştırışı oldu. Demek bittesi de ifrat var, bittesi de tafrit var. Avvalgiler İsa Aleyhisselam'ı tuhumat kılıştı, kengiler ise ilahlaştırıp alıştı. Kendi buradalar vasatiyye dini boyan İslam dini kendi. Ve kezalike ceallakum ummeten vasata. Şunindek sizlerine adaletli bir millet kıldık. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de doğru çizgini çizdiler de atrafı yine başka çizgilerini iki tamamını çizdiler. Çizip durup ettiler ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبَلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِ Elbette bana şu benim doğru yolumdur. Bas şu yol yeri yaşayınlar. Başka yollar geri geçmengiz ki ular sizlerine onun yoludan üzüp koyar. Bu sura, bu ayet buradalar An'am surasındaki 153. ayet oladı. Doğru yol bitti oladı. Kaya hamasın adı oladı. Ana şu İslam'dan taşkarı bugün yollarının hamması da ya ifrat var ya tafrit var. Yahudilerini ve Nasranilerini şeriatiye kadar yanbası bana şu nasıl yakal közge körünmedi. Nasaralar ne manavasıya bir şey oladı. Yahudiler ise özlerine haram bulmakken köp narsalar diyeyim haram kovalışken. İslam buna ortasını tutadı. Bana karayın. Şu Yahudiler bulan Nasaralı'nın dinindeki ifrat tafritke ayrı misallar. Yani ifrat tafrit desem şunu yapıza. İfrat haddadan aşırı varışlık. Tafrit nakslik yol koyuşlık. Nasraniyelerde talak katta müşkülü hesablanadı. Talak koyuş mümkünmez sularda. Talak koyuş gereği olsa kazıge barış gereği, rahipge barış gereği, hakeza. Hatta mümkün ama bu mekanada talak koyuşlık. Yahudilerde ise talak kılıç var, talak kıyandakin kater varışı yok. İslam'da kanaka üçte imkaniyatı var. At-talak-ı marratan, talak iki madde koyuşluğu usadı var. Mağrıyın, Yahudilerde cehli çıkıp, şaşılıp, hata kılıp, talak koydu mu hatınına? Bu oldu, iş tügeldi. İkinci, üçüncü imkaniyat ola geberilmiydi. Şimdi dinimiz buradalar vasatiyye dini ikinci, üçüncü imkaniyatını verirdi. Kasas. Nasraniyelerde kasas alışı yok. Elbette av kılıçlığı kerek. Maningi ursa, maningi koyverdiydi. İslam'da var mı şu? İslam'da kasas var buradalar. Yahudilerde ise av kılıç yok. Elbette kasas alışı şart. Gerçi maktulun uruhları katilini av kısayam mümkünmez. Elbette kasas alışı gerek. İslam'da ki maktulun ahılları, egeleri uladı ihtiyar, kolu da ihtiyar buladı. Hohlasa avf kıladı, hohlasa kasas oladı. Lekin şeriatımız avf kılıçdaki ündegen.
وَاَنَّ هَذِي سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Mana şu meni doğru yolum. Bas şu yol geri geçiler, başka yollar geri geçmeyiler ki ular o sizlerini bölüp taşlayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem avvalgi ümmetlerine halaketke uçlaşık sebeplerini aytarkenler ana şu sebeplerden bittesi gulu ekenliğini aytadılar. Anne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal halekel mutanatti'un kalaha thalaten Resulullah aittiler mutanatti vaysakı kimseler vaysakı kimseler halak buldular da üç ümmete tekrarladılar. Vaysakı kim? Sorab sürüştürüp, kavlaştırıp, ağırlaştırıyor yani adamlar. Abdullah ibn Mas'ud aytadılar, behuda narsalarını sorab sürüştürüşten ve gulu keçişten ihtiyat bulunuyorlar. Sizler eski narsanı, yani sahabaların yolunu tutuyorlar. Mesela Allah Teala'nı kolu da buladı, barcha adamların kalpleri huttu, bitti kişinin kalbi turgandik, kolu kanaka buladı. Allah Teala her gece tünnü üçüncü kısmında dünya asmanına geldi. Kana kalıp geldi. Ondan buradan kadar durar idi. Düşünürlü mi? Günlerde burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ayağlarından birini üye girgenlere de ip tartıp oluyenken körüp kaldılar. Ne mi bu ip de oldu? Falanca ayağlıyız. Namazda çerçep geçse yıkılıp düşmesin için asıl varladı deyişti. Peygamberimiz eşip de şeyler dedi. Sizler naşatlı bu genelde okuyorlar dedi. Çerçese yatıp dam alsın dedi. Dinimiz kendi ulu dine buradalar. Nafıl boyan amaldi insan kıylanıp yatadıgan halat geçe düşüp kımaslayı gerek. Rozadar adam sapargi ketekken de maşakkat bosa tutmasa bol aradı ki tutup yaradı. Kar adam fidye veradı. Yengeli buradalar dinimiz. Resulullah ettiler. Yeçip yubarıylar ibni. Eğer namaz okusanlar, naşat halatı okuyunlar dediler. Yine bir rivayette eğer çerçese yatıp okulasın dediler. Karim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ayşe anamızdan kettirilen hadislerini. Aklifu minel amali ma tutikun fe inna allaha la yemallu hatta temallu. Ey takat ile yetkençe işte kililer. Takat ile kötü radyan işte öz ile yelkeyle geliler. Çünkü siler mallarlanıp yetesiler bu amaldan. Lekin Allah da olan mallarlanmaydı. Yessiru ve la tuassiru. Dinli yengil kiliberiler. Ağırlaştırmaylar. Başiru ve la tunafiru. Din bilen kursan kililer. Bezdirip kaçırmayalar. Hatta şimdi bir hadisler geldi buradalar. Allah'ın hükümlerini yaman körüp kalışlarına sebep olup geçtikmeyalar diyen Resulullah. Abu Darda raziyallahu anh. O kişinin ayalı Osman'ın nefandı aldı ki şikayet edip geldi. Yerimden şikayet edip geldim. Neme şikayet edip geldiniz? Kündüzleri rozadar, keçeleri beydar dedi. Zorakan veririz dedi. Şöyle Ali ibn Abi Talib ettiler ki, ya Amir al-Muminin eriden şikayet kıl yaptı dedi. Yani kündüzü rozadar, ayol yakara mıydı? Kündüzü bile roza tutkandaki keşfet ki kuvvet yok, yani keçesi namazı okuyordu, ayol yakara mıydı? Karayın, bu ifrat bu, hadden aşırışlı. Halife hüküm kıverdi, üç gün kıyamınla yıkılasın, bu iki ayolun bana yatasın dedi. Şunu alayım mı? Hali ki, 38 cüme yapırgenimiz, Resulullah'ın hayatı dedi, rahmet degen dersimizde. Ben özümüz cesedim. Hala genim için roza tutamam dese natoru bula düşüyem. Çünkü sen hala gençe roza tutsun, tüm menafı roza tutsun, kündüzü tırışılı kılamıysan. Bir. Cemiyetke payda keltiremiysen demek. İki. Ayolini hakkını ada kılamıysan. Üç. Keçesi bile namaz okuyman desen hut düşüne kekep. Şunerli mi? Ortası üç yaş gerek. Ortası üç yaşlı gerek. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri etkenler. Eğer ümmetimge ağır boğma gene de her namaz aldığından misva kılıçlıkke büyürerdim. Demek ağır öpkete de düşün çünkü büyürüme genler. Lekin targip ki genler. Bu yanda misva ile tüm meşret alıyor. Ülkelerimiz yemeğitemiz ki ifrat boğup gitmesin. Yine ki, başka bir ifratlı mahkem işleyen, dinde guluk etken, fakat kin fatvala düşebilirken ülkeler özü uruğu dışı desekin çekeki sürülüp kaladı. Mahalle güçte çekeği sürülüp kaladı ve özünü doğru iş kılıyıp ben üçüncü mü sürülüp kaldım. Bu fasıklar takva düşeşme yaptı de. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inne hada dine metin fe avgilu fihi bir rifk. Bu din dedi Resulullah. Mustahkem, kattık din. Onge sekin sekinliği bilen kiriler. Peygamberimiz misal ettiler. İnnel mumbette ma ardan kata ve la zahran abha.
Mumbatta degani otni tezroq manziliga yetib boray deb to'xtovsiz mana shu urib choptirayotgan odam. Tinimsiz otni choptirayotgan odam na manziliga yetib boradi, na hayvoni, ya'ni oti tirik qoladi. Unaqa shiddat bilan, unaqa taannut bilan uzoqqa borib bo'lmas ekan. Inna dinna yusrun va la yushadda din ahad illa g'alaba. Payg'ambarimiz Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan keltirgan Buxoriy va Muslimdan bu hadis. Albatta din osondir. Bir kishi din bilan tortishsa, ya'ni shiddatlisiga og'riga kirishaman desa, din uni yengib qo'yadi. Va shunday ekan, o'rta hol bo'lgan to'g'ri yo'lni lozim tutib, mu'tadilga yaqin bo'linglar. Buxoriy va Muslimdan. Ba'zi shunday ekan, o'rta hol bo'lgan to'g'ri yo'lni lozim tutib, mu'tadilliga yaqin bo'linglar. O'rtacha yuraveringlar. Oshirib olmanglar. Men odamlar infoqson qilganda ham kimdir ifrot, kimdir tafrit qiladi. Ifrot qilgani isof qilib tashlaydi, tafrit qilgani bir yo'li mumsi yo'lib ketadi. Alloh taolo yaratgan koinotni tabiatida bordi bu mu'tadillik, vasatiyya. Vallazina idza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama. Ular infoq ihson qilgan vaqtlarida isrof ham, hassislik ham qilmaslar, balki ihsonlari ana shu o'sha hassislik bilan isrofning o'rtasida mu'tadil bo'lur. Va la taj'al yadaka mag'lulatan ila unuqik va la tabsutha kullal bast fataquda maluman mahsura. Baxillik bilan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang, isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yozib ham yubormang, aks holda malomat va nadomatda qolursiz. Baxil ham bo'lib ketma, bir yo'li isrofgar ham bo'lib ketma. Dinimizda ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir boy badavlat odamni ko'rdilar. Boy badavlatligini bilardi Rasululloh. Usti boshi yudagan, shunday bir yudagan holda yurgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga qarab turib, axir Alloh sizga moli davlat bermaganmi? Dedilar. Hali kishi, ha Rasululloh, menda tuyadan, qo'ydan falon faloncha bor deb turib, katta boylikni aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Man an'ama Allohu azza va jalla alayhi ni'matan, fa inna Alloha azza va jalla yuhibbu an yura athara ni'matihi ala xalqihi." Agar Alloh bir bandaga ne'mat bergan bo'lsa, ya'ni bir davlat bergan bo'lsa, shu davlatning asarini bandasida ko'rinishini xohlaydi. O'rta yo'lni tutamiz, isrofgar ham bo'lmaymiz, qurumsoq ham bo'lmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hech qaysingizlarning amalinglar Allohning huzurida sizlarni najot yetkiza olmaydi. Sizni amalingizchi, meni amalim ham yetkiza olmaydi najotga. Illa an yataghammadani Allohu bi rahmati." Faqat Alloh rahmati bilan meni o'rab olsagina shunda najot ketaman dedilar. Shunaqa ekan, bo'rttirishingiz hojati yo'q. Gakani qattiq tortish hojati yo'q. O'rtacha yo'lda tutaylik, najot ketamiz inshaalloh. Chunki hech kim dinni hamma jabhasida komillikka yeta olmaydi. Qur'onda zo'r yodlagan odam arab tilida bir o'xshashi mumkin. Qiyomullarda zo'r o'qigan odam nafrozalarda o'xshashligi mumkin. Shuning uchun hech kim komil, mukammal bo'la olmaydi, toqati yetganicha. Vasatiyya dinimiz. Vasatiyya nima degani? Din vojiblarini hammasiga kirishib olib, o'zini ham, boshqalarni ham qiynashlik emas. O'rta yo'l. Hamma vojiblarni tark qilib olib, beparvo bo'lgan odam emas. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Alloh sizlarga yengillik bo'lishini xohlaydi, mashaqqat bo'lishini xohlamaydi. O'zimni qiynasam, qiyin amalni qilsam, kuchim yetmasa ham majbur qilib qilsam, Alloh meni yaxshi ko'radi degan tushuncha noto'g'ri. Robbingning farzlarini qabul qilganing kabi, uning yengillik ruxsatlarini ham qabul qilishingni Alloh yaxshi ko'radi. Qaytaraman. Robbingning farzlarini qabul qilganing kabi, uning yengillik ruxsatlarini ham qabul qilishingni Alloh yaxshi ko'radi. Farzni qanday yaxshi ko'rib qilyapmiz? Endi Alloh bergan yengillikni ham shunday yaxshi ko'rib olsak, shunda Alloh yaxshi ko'rar ekan. Rasululloh nima qilamiz? 2 rakatdan qilib o'qib, farz namozlarni safarda qasr qilib, kuchimiz yetadi-yu deganida payg'ambarimiz, bu Allohning sizlarga bergan hadiyasi, qabul qilinglar dedilar Rasululloh. Yengillik bormi? Albatta foydalanamiz. Yana qaytarib aytamiz. Bir masalada ikki xil yo'l turgan bo'lsa, Rasululloh qiyini yengili tursa, yengilini olganlar, modomiki gunoh bo'lsa bo'ldi. Din insonning fitratiga birodarlar yaqin bo'ladi.
Odamlar uchun yengil tushadi. Masalan, tahorat. Kimdir tahorat qiladi-da bu odam tafrit yo'l qo'yib beparvo bo'ladi. Nari-beri tahorat olardi-da ayrim a'zolari kerak bo'lsa suv temaydi. U namoz bo'lmaydi. Modamga kechdi 4 ta farz bormi, a'zo yuviladigan. O'shunga suv temay qolsa namoz bo'lmaydi. Yana kimdir ifrot qiladi, vasvasaga tushib 3 marta emas, 4 marta, 5 marta, 6 marta yuvadi. Chiqanagacha yuvmaydi, qo'ltig'igacha yuvadi. Topuqigacha yuvmaydi, tizzasigacha yuvadi. Narigisi ham mumkin emas, bunisi ham mumkin emas. O'rtasini ushaymiz. Ibodatda haddan oshmaymiz va oz etirib ham olmaymiz. Yechim vasatiya o'rtacha yo'lni tutishlik. Mana jamoatda. Shaytonga tosh otishlikda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib berganlar qanchalik tosh olishlikni. Endi shundan kichkina tosh olib otadigan bo'lsa, bu ham noto'g'ri, chunki otgan ko'rinmaydi ham toshi, yetib bordimi yo'qmi bilinmaydi. Bir. Endi oshirib olsa, yong'oqdek, mushtay tosh toptirib otsa, bu ham bo'lmaydi. Ayrim odamlarda Muzdalifadan tosh terib, yuvib bakalashga solayotganini ko'rardik. Bu ham oshchada. Bu shaytonga o'lgandan keyin otaver. O'sha mushtay toshni otadigan bo'lsa, naraqa o'tib ketsa nima bo'ladi? Bularning hammasi xato. Rasululloh qanday qilganlar? Shunday qilishlik kerak bo'ladi. Dindagi har birta aytilgan amal, birodarlar, insonning sog'lom fitratiga mos keladi, yengil keladi. G'uludan ehtiyot bo'linglar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, zero g'ulu avvalgi ummatlarni halok qilgan. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dasini eshitdik-ku, necha dars eshitdik? 17 dars gapiruvdik. Havorijlar deganlar chiqdi, kofirlar. O'sha havorijlar kim edi? Qori edi, taqvoli edi, ijtihodli edi, mujohid edi, qiyomillayilda turar edi, nafr ro'zala tutar edi, taqvo, amal, ibodat zo'r edi, lekin ilm yo'q edi. Ali ibn Abi Talibni kofirlikda ayblashdi, o'zlari kofir bo'lib ketishdi. Bir kuni payg'ambar ilmsizlik shunaqa musibatki, birodarlar, ilmsiz johil odam boshqa birovlar unga qila olmaydigan jazoni, baloni o'ziga o'zi qilib oladi. Bir kuni payg'ambarimiz mana Hunayn g'azotidan ko'p gapiryapmiz. Hunayn g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda katta o'ljani odamlarga tavsiya qilib berdilar, o'zlari hech narsa olib qolmadilar. Shunda payg'ambarimiz tarqatayotganlarida bir kishi keldi-da, "Ey Muhammad, adolat qil. Vallohi bu qilingan ishda adolat ko'zlanmadi. Allohning yuzi ko'zlanmadi" dedi. Rasululloh aytdi, "Senga voy bo'lsin. Men adolat qilmasam kim adolat qiladi?" dedi. Ya'ni xato, fojir kalimani aytib payg'ambarimizga azor berdi. Rasulullohga tuhmat qildi. U kishini zolimlikda aybladi. Bilasizmi odam qanaqa odam edi? Kiyimi topug'idan ko'tarilib turgan, soqoli ko'hrayigacha tushgan, peshanasida namozxonligini izlari, peshanada sajda izlari ko'rinib turgan edi. O'zini taqvoli, o'zini ilmli, o'zini bilimli deb shu darajada o'ziga baho beradiki, Rasulullohga aytyapti, adolat qildi. Muhammad alayhisalomga shunaqa degan ekan odamlar. Adolat qilay Muhammad, bu taqsimdan Allohning roziligi ko'zlanmadi. Payg'ambarimiz g'azablari kelib, senga voy bo'lsin, men agar adolat qilmasam kim adolat qiladi? Keyin mana shunga o'xshagan taqvoli, shijoatli, g'ayratli, lekin ilmsiz bo'lgan savodsiz odamlar Ali ibn Abi Talibga qarshi chiqishdi. Keyin mana shular xavorij bo'lib ketdi, kofir bo'lib ketdi. Dinimiz birodarlar vasatiya dini. Unda ifrot ham, tafrit ham yo'q. Dinda g'uluv ketishlik yo'q. Vasatiya. Bir taraf ifrot va tafrit, ikkinchi taraf. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining vasatiya yo'lida yurishimizni nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum.